Alo, ben çocuk doktoru Samet Oral. Nasıl yardımcı olabilirim? Çocuğun okula mı gitmek istemiyor? Ya okul en güzel şeydir şu hayattaki. Keşke ben küçük olsaydım da ben de okula gitseydim. Büyüdüm artık. Artık beni okula almıyorlar ki. Sen büyüdün git diyorlar. Ben çok severim okulu. Yeni arkadaşlarla tanışıyorsun. Ondan sonra güzel aktivite yapıyorsun. Neler yapıyorsun neler. Asıl şimdiki işte çalışma insanı yoruyor, sıkıyor. Ama tabii okuyup güzel bir şeyler olursan para kazanıyorsun. Çok para kazandıkça da istediğin her şeyi alıyorsun. Çok mutlu oluyorsun. Onun için okula gitmen lazım. Keşke senin gibi olsam da küçücük okula gitsem ya. Hangi okula gidiyor? Ne güzel. Keşke ben de gelsem. Ben de alsalar okula da beraber gitsek. Ne güzel olur değil mi? Okul şu hayattaki en güzel şeydir. Bak onu söyleyeyim. Bazen böyle bahaneler oluyor. Yok şunu yaptı da, bunu yaptı da, okula gitmek istemiyorum da, bana şöyle davranıyor da. Bunlar hep bahane. O öyle davranan insanlar seni kıskandığından öyle davranıyor. Kötü davranıyorsa seni kıskandığından dolayı. Seni okuyup başarılı olacaksın ya onu kıskanıyorlar. Boş ver onlara inat. Okula gideceksin. Başarılı olacaksın. Yeni arkadaşlarla tanış. Sevmediğin arkadaşın varsa onlarla tanışma. Git başkasıyla oyna. Öğretmenim ben çok severdim. Çok güzel öğretmenlerim oldu benim. Okulda şımarmayacaksın. Öğretmenin sözünü iyi dinleyeceksin. Öğretmenleri üzmeyeceğiz. Çünkü onlar sizlerin okuması için elinden geleni yapıyor. Siz başarılı olmanız için uğraşıyor. Yoksa niye gelip uğraşsın ki okulda? Hep sizler için uğraşıyor. Onun için öğretmenlere saygılı olmak lazım. Peki ne yani bahanesi ne? Niye okula gitmek istemiyor? Ya öyle böyle gitmek lazım ya. Okula gitmeyen şöyle çocuk görsen ne olur? Hiçbir şeye yaramayan bir çocuk olur. Okuyacaksın ki her işi yapabileceksin. Yazı yazacaksın. Okuyacaksın böyle hikayeler olacak. Neler olacak neler. Bak şarkıcılar bile okumasa şarkıcı olamaz. Niye? Beste yazıyor. Düşünüyor. Diyor ki bu gece ne güzel bir gece. Değil mi? Bunu yazması lazım. Ama okumayan bir insan nasıl yazacak? Elini alır ki böyle kaleme. Bak kalem de var. Düşünür. Bu gece yazacak. B yapacak. B'yi nasıl yaptığını bilmiyor. Değil mi? Okumak lazım. Çok güzel bir şey okumak ya. Ya buraya okula gitmek istemeyen çocuklar için geliyorum ben burada eğitim veriyorum. Hatta çocuk gelmezse ben gelip alıyorum. Okula getiriyorum. Ben yine sizin adresinizi arayayım da. Bir dakika. Kalem ucunu açayım da. Hani olur ya gitmek istemezse falan ben gelirim burada güzelce eğitim veririm. Ne güzel gitmek istediğini, neler yapacağını falan anlatırım. Siz yine adresinizi verin de gitmek istemesi şey. Evet bekliyorum, dinliyorum ben. Evet. Orayı geçtikten sonra orada. Tamamdır. Arabama binerim gelirim ben ya. Ama
Gelmeden önce şu siz bakın, okula eğer giderse çocuğunuz, ben gelip çocuğunuzu almama gerek yok. Gitmezse hemen beni hemen arayın. Her zaman arayın. Ben zaten burada kitap okuyorum. Çok güzel oluyor. Kitapta Şuayb varmış. Şuayb okula giderken top bulmuş yolda. Öyle bir hikaye okuyorum burada. Çok güzel. Kitabı çok sevdim. Tamam. Çocuğunuz gitmek istemezse beni arayın. Ama eminim ki çocuğunuz gitmek isteyecek. Şöyle birkaç gün daha gitsin okula falan. Okulu o kadar çok sevecek ki. Benim çocuk da öyle. Gitmek istemiyordu. Ya kızım dedim, niye gitmek istemiyorsun okula? Yok diyor, şu şöyle davranıyor, bu böyle davranıyor. Gitti gitti, o kötü davranan insanlar bile o kadar iyi oldu ki çocuğu tanıyınca. Çünkü ilk başta onlar da bilmiyor. Yapacağını bilemiyorlar yani. Ondan sonra okul o kadar eğlenceli geldi. Benden önce beni uyandırıyor ya. Hadi beni okula bırak. Hadi okula gidelim. İlk önce ben de gidiyordum. Sonra servise verdim. Serviste giderken de çok eğleniyorlarmış. Müzikli falan gidiyorlarmış böyle, eğlene eğlene. Sağa sola bakıyorlarmış canlı. Çok da güzel okuluna gidiyormuş. Şu an çok mutlu. İyi ki okula gitmişim baba diyor. Öğretmenle konuştum, beni de almaz mısınız okula, yeniden başlayayım dedim. Yok dedi, sen kocaman adam olmuşsun dediler. Senin okulda ne işin var dediler. Almadılar. Ben de ağladım. Ben niye okula almadınız diye. Okumak kadar güzel bir şey yok. Değil mi? O zaman beni arayın. Ben gelirim hemen. Hemen 5 dakikada gelirim. Çocuğunuzu alırım. Burada anlatırım. Ama hiç gelmeme gerek yok bence. Bakıyorum şu çocuğunuza, bakayım ben. Hı? Bu çocuk okur. Büyük adam olur. Kocaman olur. Başarılı insan olur. Ya. Herkes onu görünce alkışlayacak böyle, ne kadar başarılı oldu diye. Eminim öyle olacak. Tamam. Ben sizden haber bekliyorum. Oldu. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.